Pençe Kartal operasyonu nedir bu? Neye tekabül eder? Valla şöyle söyleyeyim. Cumartesi günüydü, ben de kendi kanalımda, hani YouTube kanalında açıklamıştım operasyon başlayacak diye. Çünkü diyeceksiniz ki önce mi söylediniz? Yok, gerek yok. Çünkü o sırada zaten Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yetkililer, en üst düzeydeki yetkililer ve diğer özel birimlerin komutanları gidip bütün hazırlıkları geri gelmişlerdi. Ve nokta operasyonlarla bölgedeki girecek olan hedefler yumuşatılmaya başlanmıştı. Yani PKK da bölgedeki birçok bölümünü işte İran'a falan kaydırmaya başlamıştı. Biliyorsunuz Pençe Harekatı ne zaman başladı diye söyleyeyim. Önce onun tarihini verelim. Zeytin Dalı Harekatı sırasında başlamıştı. Mart ayında başlamıştı. Ve o günden beri sürüyor. Yani 2018'den beri süren, 2018 değil mi Zeytin Dalı Harekatı? 2018. Bunun özel bir alanı nedir? Yani Pençe Kartal'ın... Şimdi Hakuk'tan aşağı doğru, Kandil'e doğru inen bir bölümdü burası. Daha önce bu bölgelerde operasyonlar icra edilirken sınır ötesi operasyona giden birlikler karşıya geçiyorlardı. Belli bir süre kalıp geri geliyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı'ndan beri birlikler bölgede kaldılar. Ve üst bölgeleri kurarak, yani en yakında bir üst bölgesi kurdu, oraya yolu bağladı, arkasından aşağı doğru sarktı, aşağı doğru sarktı, sarka sarka şu anda 40 küsür kilometrelik bir aşağı doğru giriş yapıldı. Yani sınır hattından aşağı doğru, hani bizim en çok kötü dediğimiz üçgen vardır ya, İran, Irak ve Türkiye üçgeninden başlayan, Şamdinli'nin altından başlayan, aşağı doğru inen bölümde büyük bir harekat vardı. Önce kritik yerler, yani sıçrama yapılabilecek, PKK'nın da daha önceki bölümlerde yığınaklanma yaptığı yerler, silahlı kuvvetlerin planlı bir çalışmasıyla uzun zamandan beri alınarak aşağı doğru gelindi. Belki şeylerden kaçıyor olabilir, haberlerin arasında çok yer almıyor olabilir. Ama her gün 2, 3, 4 önemli sort yapılıyor bölgeye. O hedefler hep yumuşatılmıştı. İkinci önemli şeylerden bir tanesi, bölgedeki PKK'ların, PKK teröristlerinin çok büyük gruplar halinde bulunmasına asla müsaade edilmedi. Yani 10 kişi bir araya geldiği anda vuruldu. 10 kişi bir araya geldi ki bu coğrafyada daha önceki sınır ötesi operasyonlar sırasında silahlı kuvvetlerin karşısına 100'er, 200, 300, 400 kişilik gruplar halinde gelebilen PKK coğrafyada 10 kişiyi bir araya getiremez noktaya geldi. Bunu tabii SİHA'lar, bölgede operasyonel birliklerin, profesyonel birliklerin olmuş olması, F-16'ların imkan ve kabiliyetlerini atmış olması, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özellikle bölgedeki kestirme ve dinleme faaliyetlerini çok üst düzey yapabilecek olan teknik kabiliyete sahip olmasıyla beraber çok planlı bir operasyon icra ediliyordu. Bu harekatı engelleyebilecek olan üst düzey neredeyse kimseyi bırakmadı silahlı kuvvetler ve Milli İstihbarat Teşkilatı. Uzun zamandan beri merkez komite üyeleri ve saha sözde saha liderlerinin tamamı öldürüldü. Kamplar dağıtıldı ve aşağı doğru bir harekat vardı. Harekatlar hep bu sezonlarda, çünkü orada hava, kar çok geç eriyor yüksek irtifadan dolayı. Çoğunlukla da Haziran sonrasında, İşte Kasım'a kadarki bölümde de bir sıçrama daha icra edilerek öteki bölüme geçiliyor. PKK'nın hakim olarak tuttuğu birkaç alan vardı. Bundan birkaç ay öncesinde o bölgeler özellikle vuruldu. Hatta siz tartışmanın bir kısmına orada şahit oldunuz. İşte KYB ile KDP arasında çatışma çıktı. Hani evet, buraya da PKK'lılar var, veririz verilmez hikayesi. O bölgelerden çekilmesi sağlandı. Ve İşte en son politik olarak da, istihbarat olarak da görüşmeler yapılarak en son noktaya gelindi. Benim anladığım kadarıyla Pençe Kartal operasyonu artık son nihai darbeyi vurabilmek adına yapılmış bir operasyon gibi gözüküyor. Yani artık PKK'nın kendisine hakimiyet alanı bulabileceği alanların temizlendiği bir bölüme doğru gidiliyor. Peki. Bu ama bir kez daha söylüyorum, bu tek başına bir harekat değil. Aylardan beri, daha doğrusu yıllardan beri süren
planlı ve organize bir hareket. Yani bugün çünkü pençe harekatı başladığında da şu söylenmişti, onu da hatırlatayım deminki söylediğim gibi. Pençe harekatı başladığında Kandil Operasyonu diye o zaman söylendiğinde seçime gidecek demişti. Beniz olsun diye söyleyeyim. Yani o seçim yatırımı diye söylenmişti. Yok hayır, tam tersine üsler kurularak aşağı doğru inilen bir noktaya geldi. Şu anlamda söyleyeyim, silahlı kuvvetlerin elinde envanterine çok değişik ekipmanlar girdi. Özellikle bu SİHA ve İHA konusunda. Silahlı kuvvetler aynı anda bölgede 25'e yakın SİHA'yı bulundurabiliyor. Bu 25'e yakın SİHA'nın bulundurması demek zaten bölgenin müthiş bir şekilde kontrol altına aldığının başka bir şey göstergesi. Buna Amerika'nın tepkisi ne olur? Ben Rusya'dan korkuyorum biliyor musun? Ben Rusya'dan çekiniyorum. Peki. Ama şu bir gerçek, İran'ın destek vermediğini şimdiden söyleyelim. Peki.